Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Bir öğrenci arkadaşımızın Telegram'dan göndermiş olduğu çok güzel bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hangi yayından olduğunu bilmiyorum çünkü öğrenci arkadaşımız gönderdi bana. Demiş ki ABC pozitif tam sayılar. A çarpı B çarpı C eşittir 720 olmasını sağlayan kaç farklı ABC sıralı üçlüsü yazılabilir? Şimdi sıralı üçlü ne demek? Mesela 1, 2, 3 sıralı üçlüyken 1, 3, 2 ya da 3, 1, 2 de farklı sıralı üçlülerdir arkadaşlar. Yani burada yer değiştirme önemli. Sıralama önemli. Aklıma permütasyon geliyor zaten. Sıralama önemli ya, yer değiştirmeler arkadaşlar. Tamam. 3 tane sayının çarpımı 720 yapacakmış. Birinci sayı var burada. İkinci sayı var. Üçüncü sayı var. Çarptığım zaman 720 yapacakmış. Arkadaşlar 3 tane sayıyı 2 tane ayraçla ayırabiliriz. Farklı olacak şekilde işte. Bir tanesi solda, bir tanesi ortada, bir tanesi sağda. Biz bunların üçünü çarptığımız zaman 720 yapacakmış. Şimdi 720 yasal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Çünkü biz sayıları düşünerek bu soruyu çözemeyiz. 720 nedir? 8 çarpı 9 çarpı 10'dur. 8 2'nin 3. kuvvetidir. 9 3'ün karesidir. 10 da 2 çarpı 5'tir. Toparlarsak burada 2'nin 3. kuvveti var. Burada bir tane de 2 var. 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'ün karesi çarpı 5 olarak yazdım. Şimdi bizim temel mantığımız aslında soruyu çözmek için kullanacağımız yol şöyle olmalı diye düşünüyorum ben. Burada 2 üzeri 4 var. Aslında burada 4 tane 2 çarpanı var. Değil mi? 4 tane 2 çarpanı var. Ben bu 4 tane 2 çarpanını en soldaki sayıya verebilirim. Yani bu 24 çarpanı 2 üzeri 4 24 olur mu ya? 2 üzeri 4 16. 16 çarpanı arkadaşlar en soldaki sayıda olabilir. Ortadaki sayıda da olabilir. En sağdaki sayıda da olabilir. Değil mi? Ama illaki 2 üzeri 4'ün hepsini birden bir tane sayıya vermek zorunda değilim. Mesela 3 tane 2'yi veririm en soldaki sayıya. Ortadakine bir tane 2 veririm. Sağdakine hiç vermem. İşte bu 4 tane 2'yi ifade etmek için tek çizgi kullanalım. Bir tane örnek üzerinden de göstereyim. Mesela ben diyeyim ki buradaki en soldaki sayıya 2 tane 2 verim. Ortadaki sayıya hiç 2 vermeyeyim. Yani buraya 2 üzeri 2 çarpanını verdim. Buraya 2 üzeri 0 çarpanını verdim. Hiç 2 yazmadım. Buraya da yazdım arkadaşlar 2 tane 2'yi. 2 üzeri 2 çarpanını da buraya verdim. Bakın ben bu şekilde yerleştirebilirim. Ama benim için önemli olan burada sıralama. Neden? Çünkü sıralı üçlü dedim ya, permütasyon önemli. İkiler nerede? Sağda, solda, bunların sıralanması çok önemli. Ben bu 4 tane 2'yi tek çizgiyle ifade edersem 4 tane 2'yi bak. Tamam mı? 2 tane ayraçla yapacağım. Teklerle permütasyon kullanacağım. Teklerle permütasyon, burada 6 tane eleman var. 6 faktöriyel bölüm. 4 çizgi 4 faktöriyel. 2 tane ayraç 2 faktöriyel. 4 çizgi dediğim şey hepsi bir tane 2 çarpanını ifade ediyor arkadaşlar. Buradan da 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölüm 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olarak yazarsam arkadaşlar sadeleştirmeler sonucunda sanırım 15 buluyorum. Aynen öyle. Yani ben buradaki 2 üzeri 4'ü çarpan olarak 3 sayıya arkadaşlar 15 farklı şekilde verebilirim. 15 farklı şekilde görünüm elde edebilirim arkadaşlar. Şimdi 3 için aynı şeyleri düşünelim biz. 3'ün karesi yazıyordum. 3'ün karesinde arkadaşlar 2 tane 3 çarpanı vardır. 2 tane 3 çarpanı var. Ben 2 tane 3 çarpanı var ya, ikisini birden en soldaki sayıya, ortadaki sayıya ya da en sağdaki sayıya verebilirim. İstersem şöyle yapayım, bak bir tane yine tek çizgide gösteriyorum. Bir tane 3'ü en soldaki sayıya verdim. Bir tanesini ortadaki sayıya verdim. En sağdaki sayıya 3 çarpanı vermedim. Bak buraya 3 üzeri 1 çarpanı verdim. Buraya 3 üzeri 1 çarpanı verdim. Buraya da 3 üzeri 0 çarpanı verdim. Çünkü oraya 3 çarpanını vermedim. Bu şekilde yerleştirebilirim. Bu şekilde yerleştirebilirim. Ama sonuç olarak 3'ün karesindeki 2 tane 3'ü 2 çizgiyle ifade edersem 2 tane ayraç yardımıyla kaç farklı şekilde sıralarım arkadaşlar? 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 4 faktöriyel 24'tür. 24'ü 4'e bölersem 6 farklı şekilde sıralayabilirim. Şimdi 5'e geldik. 5 zaten garibin bir tane arkadaşlar. 5 üzeri 1 bir tane 5 çarpanı var. Ben 5'i istersem sola, istersem ortaya, istersem sağa koyarım. 3 farklı şekilde sıralayabilirim. Hatta şöyle yapalım isterseniz. 5'i buraya koymayalım. Birinci ifadeye, yani birinci ifade derken birinci sayıya 5 yazmayalım. 5 üzeri 0 çarpanı olsun. Buraya da yazmayalım. Burada da 5 üzeri 0 çarpanı olsun. Burada da 5 çarpanı olsun. 5 üzeri 1. Zaten dediğim gibi arkadaşlar 5 bir tane garibim. Bir çizgi 2 tane ayraç 2 çizgi. Ben bunu 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 farklı şekilde sıralayabilirim. Şimdi sonuç olarak arkadaşlar toplamda cevabı bulmak için şunu yapmamız gerekiyor. 2'yi 15 farklı şekilde sıraladık. 15 çarpı 3'ü 6 farklı şekilde sıraladık. 6 çarpı 5'i 3 farklı şekilde sıraladık. Çarpı 3. 15 6'yı çarparsam 90. 93'ü çarparsam 270. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Hatta bir tane sağlama yapalım isterseniz. Çünkü ben
çaktırmadan soruyu çözerken sağlama yapabilmek için örnek de verdim. Bakın ben birinci sayıya dikkat edersek 2'nin ikinci kuvveti çarpanını, 3'ün birinci kuvveti çarpanını, bir de 5'in sıfırıncı kuvveti çarpanını vermiştim. 2'nin ikinci kuvveti 4. 4 kere 3 12. 12 ile 1'i çarparsam burada 12 var. Çarpı. Şurada hangi çarpanlarım var? 2 üzeri 0 1, 3 üzeri 1 3, 5 üzeri 0 1 çarparsam 3. Çarpı şurada hangi çarpanlarım var en sağdaki sayıda? 2'nin karesi 4, 3'ün sıfırıncı kuvveti 1, 5'in birinci kuvveti 5, 2'nin karesi 4'tü. 4 ile 5'i çarparsam 20. Arkadaşlar bakın bunların hepsini çarparsak 720 yapmıyor mu? Evet gerçekten de 720 yapıyor. Gördüğünüz gibi bizim anlattığımız temel mantığımız bu şekilde olmalı. Bu şekilde ilerlemeli. Sorumuzun cevabı 270 demiştik. Umarım çözüm açıklayıcıya faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.